Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Huawei'in hem iş hem eğlence odaklı kullanabileceğiniz ve yeni nesil amiral gemisi performansı sunan yeni tableti MatePad Air'den bahsedeceğim. bu yeni tablet serisini MatePad Pro ile MatePad tabletler arasında konumlandırabiliriz. Bu incelememizde öncelikle MatePad Air'in öne çıkan teknik özellikleri ve işimize yarayacak avantajlarından bahsetmek istiyorum. Sonrasında ise fotoğrafçı, fotoğraf sever ya da içerik üreticilerinin bu tablette neler yapabileceklerini biraz anlatacağım çektiğim videolardan aşağı yukarı tarzımı biraz anlamışsınızdır. Özellikle bu tür ürünleri incelerken sadece masa başında kurcalamak pek e, içime sinmiyor açıkçası. Mutlaka sahada ve gerçek hayatta da kullanarak deneyimlemek istiyorum. Bu yeni tableti de yine hem sahada hem de masa başındaki pek çok çalışmada inceleme fırsatı buldum. Bu videoda da zaten çalışmalarımdan bazılarını sizlerle yine paylaşacağım. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş MatePad Air'ın öne çıkan özelliklerini sırayla göz atalım. Önce tasarımından başlayalım istiyorum. MatePad Air oldukça şık ve ince bir yapıya sahip. Ağırlığı sadece 508 gram. Tek elle bile rahatça tutulup kullanılabiliyor. Tabletin arka kısmında e, şu kılıfı tabii çıkardığımız zaman gözükecek ipeksi bir doku kullanılmış. Elleriniz terliyken iken tuttuğunuzda hafif bir iz kalıyor ama bu da kolayca temizlenebiliyor tabletin sağ üst köşesinde alışık olduğumuz açma kapama ve yan tarafında ise ses tuşları yer alıyor. Arka kısımda tek ana kamera kullanılmış bu kameranın çözünürlük değeri 13 milyon piksel ve f1.8 diyafram değerine sahip. Fotoğraf sonuçları bir tablet için hiç de kötü sayılmaz bunu söylemeliyim. Tabletin ön tarafında ise yatay üst kısma konumlandırılmış 8 milyon piksellik 105 derece geniş açılı bir kamera daha yer alıyor. Bu kamera özellikle online toplantılarda oldukça işe yarıyor. Yatay konumlandırılan bu kamera hareket ettiğinizde bile sizi odakta tutan bir özellik olan Follow Cam ile birlikte geliyor. Bir de Huawei'in kendi geliştirdiği yapay zeka gürültü engelleme teknoloji sayesinde sorunsuz bir iletişim için dama veya arka plandaki pek çok gürültü otomatik olarak da filtrelenebiliyor. Tablette 4 adet yüksek ses kalitesi sunan hoparlör yer alıyor. Müzik dinlerken ya da film izlerken performansını gayet yeterli bulduğumu söylemeliyim. Hazır ses özelliklerinden bahsederken bu modelde çok hoş bir detay daha var. MatePad Air aynı anda iki çift kulaklığa birden bağlanabiliyor. Böylece örneğin uçakta ya da toplu taşımada iki kullanıcı aynı içeriği izleyip dinleyebiliyor. MatePad Air modelinin gerçekten de çok işe yarayan ve verimliliği arttıran pek çok artısı var. Bunlardan birisi de kuşkusuz yeni akıllı manyetik klavye ile birlikte gelmesi. MatePad Air bu yeni akıllı manyetik klavye ile birlikte satılıyor. Klavye tabletin ön ve arka tarafını tamamen kaplayan bir tasarıma sahip ve böylece taşıma esnasında tabletinizi de koruyor. Manyetik akıllı klavyenin 3 farklı kullanım senaryosu var diyebiliriz. Birincisi klavye takılıyken klasik bir notebook gibi kullanılabiliyor. Burada tabletinize bir mouse da takabilirsiniz. Bu şekilde çok daha hızlı bir çalışma şekli sağlanabilir. İkincisi klavye tabletten ayrılarak en uygun açıda konumlandırılabiliyor. Bir diğer kullanım yöntemi de tabletin arkasına manyetik olarak yapışan ve açısı ayarlanan kısmı kullanarak özellikle kalemle çizim ve yazı deneyimi için bu kullanım şekli de tercih edilebilir. Kısaca yeni akıllı manyetik klavye ister iş ister eğlence amaçlı çeşitli senaryolarda en uygun hale getirmenizi ve tableti en uygun şekilde kullanmanıza imkan tanıyor. Tabi Huawei MatePad tabletlerin kullanım senaryolarında en ee, M Pencil çok önemli bir rol oynuyor. E, ee, MatePad Air'de de bu M Pencil'ı pürüzsüz bir çizim ve yazı yazmak için tabii ki kullanabilirsiniz. Huawei MatePad Air satın alımlarında manyetik akıllı klavye ve bu M Pencil hediye ediliyor. E, açıklama kısmında Huawei online mağazanın satış sayfasının bir linkini yazıyorum. Buradan detaylı bilgi alabilir ve güncel kampanyaları takip edebilirsiniz. E, unutmadan yine açıklama kısmında 500 TL değerinde özel bir kod bırakıyorum. Eğer satın almak isterseniz bu kodu da sonsuzca kullanabilirsiniz. MatePad Air fiyat performans oranına bakıldığında gerçekten çok işlevsel bir tablet. Bu tabletten ne kadar fayda sağlayacağınız biraz da sizin çalışma sisteminize bağlı tabii. Az önce bahsettiğim M-Pencil ile örneğin Huawei Notes uygulamasında kolayca not alabilir ve tüm etkinliklerinizi, ajandanızı, planlarınızı bir araya toparlayabilirsiniz. Bu uygulama M-Pencil ile çalışmak üzere tasarlanmış. El yazısını metne çevirebilir, fotoğraf ekleyebilir, eklediğiniz fotoğrafları düzenleyebilir ve farklı kalem tipleriyle basınca duyarlı bir şekilde çizimler yapabilirsiniz. Çizimleri ve aldığınız notları ya bölünmüş ekran, çoklu pencere ve çok segmentli kayıt ile zenginleştirebilir. Çalışmalarınıza bence müthiş bir katkı sağlayabilirsiniz. Şimdi gelin biraz da MatePad Air'ın ekran özelliklerine çok önemli bir yer burası. Ekran özelliklerine yakından bakalım. Tabletin ekran boyutu 11.5 inç ve ekran gövde oranı ise %87. 500 nits ekran parlaklık oranı sunan QHD Plus 2800x1840 piksel çözünürlük ve 291 ppi piksel yoğunluğu oranına sahip bu yeni ekran. 16.7 milyon renk ve P3 geniş renk gamını destekleyen ekran oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Bu ekranda hem fotoğraflarınızı hem de videolarınızı gerçeğe yakın bir şekilde izleyip çeşitli düzenlemeler yapılmak mümkün. Bu tableti pek çok rakibinden farklı kılan ve en önemli özelliklerinden belki de birisi 144 Hz tazeleme hızına sahip olması. 120 Hz olan tabletleri biliyoruz ancak burada 144 Hz'e çıkılması gerçekten çok iddialı olmuş. Bu tazeleme oranını kullanım senaryolarına göre 30 Hz ile 144 Hz arasında değiştiren dinamik ayarı seçebilirsiniz ki ben daha çok bunu kullandım. Dilerseniz oyun oynarken ve film izlerken en yüksek oranı da tabii ki seçebilirsiniz. 144 Hz ekran yenileme oranı seçildiğinde daha fazla pil tüketimi olacağını da unutmamak gerekiyor. Bu yüzden biz yaptığımız incelemede dinamik ayarı seçtik az önce söylediğim gibi. Böylece yenileme hızını dinamik olarak ayarlayan tablet ekranı sürükleyici görseller ile güç verimliliği ihtiyacını da başarılı bir şekilde dengeliyor. Bunu da test etmiş olduk. Ayrıca belirli oyunlarda çözünürlüğü arttıran ve daha yüksek yenileme hızıyla daha akıcı ve daha kararlı bir oyun deneyimi sağlayan Super Render oyun motoru da bulunuyor. 144 Hz ekran en pencil ile de sorunsuz bir şekilde çalışarak el yazısını veya çizim yaparken gecikmeyi neredeyse sıfıra indiriyor. Az önce de söylediğim gibi MatePad Air'ın ekran kalitesi ve bize sunduğu faydalar oldukça iyi. Bana kalırsa bir fotoğrafçı için bu tabletin en önemli ekran özelliklerinden birisi de 3'e 2 en boy oranına sahip olması. Böylece çektiğiniz fotoğraflar tablet ekranında daha geniş ve kesilmeden görülebiliyor. Kenarlarda kalan siyah boşluklar daha az oluyor. MatePad Air ile fotoğraf makinalarıyla daha önce yaptığım çekimlerden bazılarına uzun uzun bakma fırsatım oldu. Ekran kalitesi fotoğrafları canlı ve gerçekçi renklerle gösterdiği için izleme konusunda da geçer not aldığını söylemeliyim. Huawei ürünlerin en önemli farklarından biri olan ekosistem avantajı bu tablette de yer alıyor tabi ki. MatePad Air'i uyumlu Huawei marka cep telefonuna ya da Huawei taşınabilir bilgisayara süper cihaz işbirliği ile kolayca bağlayabilirsiniz. Böylece ekran paylaşımı özellikleri ile çeşitli kullanım deneyimleri sağlanabiliyor. Tabletinizi bilgisayarınıza bağlayarak ikinci bir ekrana dönüşmesini sağlayıp örneğin Photoshop ile çalışırken tablet ekranında M Pencil'ı da kullanabiliyorsunuz ki bu çok önemli bir şey. Ayrıca son derece hızlı dosya paylaşımı da yapılabiliyor bilgisayar ve tablet arasında ya da telefonla tablet arasında. Metapad Air tablet merkezli bir ofis kurulumunu kolaylaştıran ve cep telefonları, PC'ler, monitörler, hatta kulaklıklar ve hoparlörlerle zahmetsizce cihazlar arası işbirliğine güç veren HarmonyOS 3.1 işletim sistemine sahip. Bunu da yeri gelmişken belirtelim. Metapad Air'de sürükle bırak mantığıyla çalışan SuperHub adında yeni bir uygulamaya da yer verilmiş. Ekranın sağ üst tarafında yer alan bu uygulama ikonuna dilediğiniz yerden metin, fotoğraf, video ya da müzikleri sürükleyerek ekleyebiliyorsunuz ki bu çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Daha sonra bu dosyaları hem uygulamalar hem de cihazlar arasında kolayca aktarabiliyorsunuz. Superhub özellikle Notes uygulaması ile birlikte kullanıldığında oldukça işe yarıyor ve ben de bunu pek çok farklı yerde denedim. Çoklu pencere ekranlarıyla iki farklı alanda daha verimli bir çalışma ortamı da sağlanabiliyor. Fiyat performans oranında oldukça iyi bir seçenek sunan MatePad Air güçlü Qualcomm Snapdragon 888 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Bu tablette harici bir microSD kart yuvası bulunmuyor ancak Type-C girişinden çeşitli aksesuarlara ve depolama cihazlarını bağlamanız mümkün. Tabi depolama için Huawei Cloud servislerinin de ihtiyacınıza göre yine kullanabilirsiniz. Bir tablet satın almadan önce ilk bakılan özelliklerden biri de kuşkusuz pil ömrü olacaktır. MatePad Air 8300 mAh'lik ...yüksek kapasiteli bir pil ile birlikte geliyor. Bu pil ile tüm gün yoğun bir kullanım sağlanabiliyor. Arada bir kullanırsanız da sizi birkaç gün idare edebilir bu tablet. Pil ömrü esasında bildiğiniz gibi sizin ne tür uygulamalar kullandığınız... ...ekran parlaklık oranı gibi pek çok şeyle de doğrudan orantılı. Ancak bu tabletin pil ömrü konusunda bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kutudan 40 wattlık hızlı bir şarj cihazı da çıkıyor. Böylece hızlı ve güvenilir bir şekilde şarj edilebiliyor bu tablet. Acil durumlarda sadece 10-15 dakikalık şarj edildiğinde bile size saatlerce çalışma imkanı da sunabiliyor. Son olarak biraz da uygulamalar konusundan bahsetmek <laughs> istiyorum. Çünkü bazı kullanıcıların hala Google uygulamaları konusunda Huawei ürünlerle ilgili kafalarında bazı soru işaretleri olduğunu görüyorum. Bana da bazen geliyor bu tür sorular. Huawei'nin resmi uygulama mağazası App Galeri. Burada e, her geçen gün daha fazla uygulama geldiğini ve büyüdüğünü görebilirsiniz. Bu galeride bankacılık, alışveriş, seyahat, ofis, iş, eğlence amaçlı binlerce uygulama kolayca indirilebiliyor. Ayrıca APK ile de yine aradığınız hemen hemen tüm diğer uygulamaları bulabilmeniz mümkün. Ben Sony ve Canon fotoğraf makinaları için kullandığım uzaktan kumanda ve aktarım uygulamalarını bu şekilde indirdim ve sorunsuzca çalıştırdım bu tablette de. Klasik olarak işte WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify, TikTok ve Netflix gibi en popüler uygulamalar zaten doğrudan App Gallery üzerinden indirilip kurulabiliyor ki bu uygulamaların bir kısmı zaten tablette hazır olarak da geliyor. Güncellemeleri de kolayca yapılabiliyor. Mesela Dergilik uygulamasıyla da Fotoğraf dergisini ücretsiz tabletinize indirip e, dilediğiniz yerde kolayca okuyabilirsiniz. Google uygulamaları için üçüncü parti bir araç olan GBox ile tüm kullanımlar çok daha stabil ve akıcı hale geliyor ve sorunsuzca çalışıyor. GBox'ı indirip sonrasında e, en sık kullanılan Google ve Microsoft uygulamalarına kolayca erişim sağlanabiliyor. Bunu defalarca kullandım ve bu konuda da bir sıkıntı yaşamayacağınızı söylemek istiyorum. Gmail ya da işte e, haritalar uygulamaları vesaire yani Google ve Microsoft ile ilgili en sık kullanılan tüm neredeyse uygulamaları Gbox'ı tabletinize indirip oradan kolayca erişebiliyorsunuz. MatePad Air gördüğünüz gibi oldukça zengin ve gelişmiş özelliklere sahip. Bu tableti bir fotoğrafçı ve içerik üreticisi gözüyle bir süredir kullanıyorum. Tabletlerde en çok kullandığım Snapseed, CapCut, Photoshop Express gibi daha pek çok uygulamayı bu modelde de sıklıkla kullandığım Type-C bağlantısı ile hem SD hem de Micro SD kartlarda çekmiş olduğum görüntüleri kolayca aktarıp düzenleyebildim. Ekran parlaklığı gayet detaylı olduğu için dış mekanlarda da çalışabildim yine bu tablette. Süper cihaz işbirliği ile Huawei taşınabilir bilgisayara kolayca bağlanıp tableti ikinci bir ekran ya da aynı modunda da kullandım. Kısaca şunu söyleyebilirim ki bu tablette yapabilecekleriniz biraz da size kalmış esasında. Biraz hem hayal gücünüz hem de yetenekleriniz ve netvişler yaptığınıza bağlı tabi. Sonuç olarak Huawei MatePad Air fiyat performans oranında bakıldığında oldukça iddialı bir model olarak üst sıralara çıkıyor. Takıp çıkarılabilen ve farklı kullanım senaryolarına uyumlu akıllı manyetik klavye, M-Pencil desteği, yüksek çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan ekranı, şık ve hafif tasarımı not almayı kolaylaştıran çözümleri zengin uygulama mağazası, çoklu ekran desteği, uzun pil ömrü ve Huawei ekosistemine tam uyumlu olması bu tableti hem iş hem de eğlence amaçlı kullanım için uygun bir hale getiriyor. Evet bir videomuzun da sonuna gelirken görüşlerinizi yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.